Obsesif kompulsif bozukluk toplumda çok sık görüldüğü halde hasta olarak başvuran genellikle görülenin çok daha azı. Çünkü çoğu kez kişinin kendisinde bu belirtilerin olmasından utandığını biliyoruz ve bir tek bende var bu rahatsızlık diye çoğu kez kimseye söylemiyor ve kendi içerisinde yaşıyor. Çok sıklıkla yaşam tarzını da buna göre ayarladığı için bu belirtiler gizli kalıyor. Fakat insanın hayatını gerçekten felç edebilecek kadar ağır belirtiler olabiliyor. Obsesif kompulsif bozukluk dediğimizde obsesyonlar ve kompulsiyonlar olarak ayırabiliriz. Obsesyonlar daha çok düşünce takıntıları diye tanımlayayım. Aklınızdan olmayacak, kötü, aslında hiç öyle olmadığını bildiğiniz düşüncelerin geçmesi ve bu düşünceleri bir türlü akıldan atamama. Örnek verecek olursam, çok sevdiğiniz bir kişinin sanki kötülüğünü istiyormuşçasına bir düşünce gelmesi ve bunun verdiği rahatsızlıkla bu düşünceden kurtulmak için zorlantılı bir hareket yapmak. Bu da kompulsiyon dediğimiz şey. Kompulsiyonlar da çoğu kez alt yapısında obsesyonların yani kötü düşüncelerin yaptığı, yineleyen, yinelemekten kendinizi alamadığınız hareketler. Çok örnekler çok tipiktir zaten. Yineleyen el yıkamalar, aşırı titizlik, simetri takıntısı, aşırı düzen takıntısı, kontrol etme, kapı pencere kontrol etme ve bir türlü emin olamama, sayı sayma gibi belirtiler kompulsiyonlar. Bunlar kişiye zaman zaman o kadar sıkıntı verebilir ki bunların kendisinde olduğunu söylemek ya da kabul etmek dahi güç gelebilir. Ama tedavisi olan kesinlikle akıl hastalığı olmayan, insanın gerçekten kendisini buna inandırmakta çok güçlük çektiği bir rahatsızlık. Kendi kendime halledeceğim demekle rahatsızlık kendi içinde daha çok büyür ve daha çok yineleyen, yayılan obsesyonlar ve kompulsiyonlar haline döner. Bir tanesini yapmayı bırakırken onun yerine 2-3 tane başka obsesyon ya da kompulsiyon çıkabilir. Oysa tedavisi çok daha basit bütün rahatsızlığı yaşamakta. İlaç tedavileri çok büyük yarar sağlıyor. Terapiler çok sıklıkla kullanılıyor ve özellikle bilişsel davranışçı yöntemler bu rahatsızlığın tedavisinde çok etkili.